Saatlerimiz 02.08'i gösteriyor. Milli birlik yürüyüşlerini, demokrasi nöbetlerini ve milletin zaferini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda Memur Sendikaları Konfederasyonu Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın var. Nasıl bir geceydi Ali Bey? Ve nasıl bir gece şimdi artık? O kadar devletin birçok organlarına sinsi bir yapılanmayla sinmiş, vatan haini olduklarını tahmin edemeyeceğimiz varlıklar bize adeta bir zulmü yaşatmak istediler ama tokat yediler. Bu arada biliyoruz ki devletin yönetim mekanizmasına sirayet etmeye çabalamış on binlerce memur FETÖ elemanı olarak FETÖ yapısı içerisinde bulunduklarından dolayı 16 Temmuz 2016 sabahından itibaren hak ettikleri yerdeler. Kimileriyle ilgili tabii ki iddialar var. Onların süreci devam ediyor ve 17 Temmuz yani önümüzdeki salı günden itibaren onlar için de yepyeni bir süreç başlayacak. Hukuk herkese lazım. Doğru. Düşüncesiyle. Öncelikle meydanlardaki milyonları selamlıyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve İstiklal madalyası gibi nişanlarını taşıyan gazilerimizi buradan hürmetle onları da anmadan geçemiyorum. 15 Temmuz bütün milletin bir anda şaşkınlık içerisinde karşıladığı ama çok kısa süre içerisinde olayın vehametini fark ederek duruma el koyduğu tarihi bir gece. Dolayısıyla o gün Ankara'da jetlerin uçtuğu saatlerde olağanüstü bir şeylerin olduğunu, sıra dışı bir şeylerin gerçekleştiğini anlamak ilk başlarda mümkün olmadı. Ama daha sonra MİT'in taranmasıyla yukarıdan Ankara'da işlerin ters gittiği çok net olarak görüldü. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ne tankların çıkmış olması en belirgin şekliydi. Dolayısıyla ilk başlarda bu nedir diye etiketlenme sorunu bir anda yaşandı ama çok kısa sürede bunun bir darbe girişimi, bir junta hareketi olduğu hızlı bir şekilde basın yayın üzerinden kamuoyuna deklare edilince FETÖ'nün junta hareketi olduğunu siz ne zaman sezinlediniz? Evet. Biz ya da sezinlediniz mi? Tabii. Şöyle jetler uçuştuğunda ilk anda durumu anlayamadık. Fakat MİT tarandığında hızlı bir telefon trafiği yaptım ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına en son ulaştığımda bunun bir darbe girişimi olduğunu. Ankara'da mıydınız? Evet, Ankara'daydım. Bir darbe girişimi olduğu ifade edildiğinde etiketlenmeye çalışılıyordu. Dedim ki bizim için bu yeterlidir. Darbe girişimi olmuş olması bizim için yeterlidir. Ve hızlı bir telefon trafiğiyle başkanlarımızla, sendika başkanlarımızla bir iletişime geçtik ve üyelerimizi sokağa çağırmalıyız dedik ve 23.17'de ilk mesajımızı atmışız, baktık. 23.33'te İlk tweetten darbenin sonuna kadar karşısındayız, millet iradesinin, milli iradenin, demokrasinin sonuna kadar yanındayız diye tarafımızı ifade ettik ve hızlı bir şekilde yani alanlara... Yani bekleyin, görelim falan yok, demeyenler yok. Arasında... Yani ilk hareket eden kuruluşuz ve ben canlı yayınlara bağlandığımda, çünkü basın müşavirimize hızlı bir şekilde televizyonlara bağlayın beni dedim. Çünkü insanlar o anda televizyonlara bakarlar ve... toplumda bilinen kimliklerin bu anlamdaki duruşlarını merak ederler. Ona göre bu etkilidir. Onun için müşavirimize hızlı bir şekilde yayınlara bağlayın dedim ve 11.58'de ilk canlı yayına bağlandım. Peş peşe 3 yayına çıktım ve 1 milyon üyemizle, Türkiye'deki en büyük örgütlü emek hareketi olarak 1 milyon üyemizle buna karşıyız. Bütün üyelerimizi meydanlara davet ediyoruz ve meydana geçiyoruz diyerek muhteşem televizyondan direkt tavrımızı aldık ve o gün İçişleri Bakanlığı'nın önüne yaklaştığımızda üzerimizden geçen helikopterlerin o İçişleri Bakanlığı'nın önündeki battı çıktın oraya ilişkin yaptıkları saldırı ve orada insanları şehit ettiği şey bizim bizzat gözümüzün önünde gerçekleşti ve daha sonra da TRT'ye geldik ve TRT'nin önünden canlı yayınla tekrar bugün evde oturma günü değil, arabası olanlar sokakları, yolları kapatsın, olmayanlar sokaklara aksın diyerek çağrıda bulunduk. Çünkü gün bugündür, an bu andır diye çağrımızı burada yineledik. Önceki günde TRT'de
Birlik Haber Senemizin buradaki çalışan arkadaşlarımızla 15 Temmuz'a ilişkin bir program vardı. Ona iştirak ettiğimizde o güne ilişkin detayları buradan paylaştım. Ve bu vesileyle ben TRT'yi bir kez tebrik etmek istiyorum. O etkinlikte bir diriliş gecesi dediniz. Evet. İki gün önceki etkinlikte bir diriliş gecesidir. Neden diriliş vurgusu yaptınız? Şunun için milletimiz dünyada cereyan eden olayları bazen bir magazin gibi takip edebiliyor ve insanlar olarak çok olayların arka planlarına derinlikli olarak inmiyoruz ve yüzeysel geçebiliyoruz. Ama 15 Temmuz olan hadiselerin çok sıradan şeyler olmadığını, bunun bir küresel operasyon olduğunu ve burada bu kez işi ihaleyi bu lejyonerlerin FETÖ yapısının aldığını gördük. Çünkü lejyonerlerle ilgili bir hatırlatmada bulunalım, bilmeyenler vardır. Lejyoner bir Fransız demek, evet, paralı askerler demektir. Onların paralı askerler demektir. İstediğiniz yerde tetik çektirtirsiniz aynen. onlara. Bunlar kursakları doldurulan tipler. Dolayısıyla beyinleri doldurulan tipler ve milletin üzerine alçak uçuş yapıp alçakça saldıracak kadar gözleri kararak saldıran tipler. Dolayısıyla, bir şey daha söylediniz. İman manifestosudur. Doğru. Çünkü? Çünkü o gün 15 Temmuz'da millet kendisini yeniden keşfetti ve az önce arkadaşlarla içeride sohbet ederken ifade ettim. O gün sarhoş olan birisinin bir vatan savunmasında nasıl bir ayık insan olarak, ayakta insan olarak duruş gösterdiğini sosyal medyadaki paylaşımlardan bütün milletimiz gördü. Buna ilişkin birçok örnek anlatıldı ve meyhaneleri boşaltan insanlar sahaya koşarak bu bir vatan savunması diyerek vatana sahip çıktılar. Bu yani bir sosyoekonomik, kültürel ve aynen. sınıfsal açıdan ayırdımın ortadan kalktı. Herkesin tek bir yürek olduğu, tek bir akıl olarak şehadete koştuğu. Şekil olarak, top sakallısı, küpelisi, prinslisi, başörtülüsü, açığı fark etmez. Herkes o gün meydanlardaydı ve herkes o gün bir vatan savunması olduğunun farkındaydı. Evet. Buraya gelmeden önce Sağlık Bakanlığı'nın yanındaki parkta Abdi Bekiş'te Sağlık Senemizin düzenlediği Sağlık Kahramanları belgeseli vardı ve orada sağlık çalışanlarının o gece kahramanca bir destan yazdıklarını o belgeselde görürken arkadaşlarımız şunu ifade ediyorlardı belgeselde ve çok duyguluydu. Oraya izlemeye gelenlerin çoğu duygulandılar, bağladılar. Siz konuşurken duygulandıran bir başka görüntü ekranlarda. Evet. Meclis önünde on binler. Evet. O gün külliyenin önüne giden sağlıkçıların yukarıdan ateş edildiğinde ambulanslarına isabet etmesi ve sağlıkçıların kendilerinin yaralanıp bu kez kendilerinin 112'den yardım istemelerine. Telsiz konuşmalarını hatırlayın. Evet. Ambulans falan dinlemeyin. Onları da tarayın. Onları tarayın demişlerdi. Aynen o külliye önünde gerçekleşti ve oradaki yaralanan iki tane gazi sağlık çalışanının duygularını ifade eden bir görüntüydü ve son derece etkileyiciydi. Hakikaten o gece insanlar sıra dışı, olağan dışı bir tutum ortaya koydular ve tanka, topa, tüfeğe, helikoptere, silaha karşı cesaretle bir direniş gösterdiler. Ve dünyanın her tarafında bu ibretle izlendi ve hakikaten bundan çok ciddi dersler çıkardılar. Birçok yabancı ülkeye 15 Temmuz'dan sonra ziyaretler gerçekleştirdik sendikal çerçevede. Gittiğimiz yerde insanların 15 Temmuz'a ilişkin, o görüntülere ilişkin çok övgü dolu sözler ettiklerini ve Türk milletinin hakkını teslim ettiklerini gördük. Ve hatta şu cümleyi kuran bazı sivil toplum liderleriyle karşılaştık. 15 Temmuz Mısır'daki darbe girişiminden önce gerçekleşmiş olsaydı Mısır'da durum böyle olmazdı. Dolayısıyla insanlar nasıl direneceğini öğrenmiş olurlardı. Ya da Suriye'deki olayın başlangıcından önce 15 Temmuz olsaydı insanlar bu konuda bir halk direnişinin nasıl ortaya konacağını görmüş olacaktı. Bu örnek çok evet. şeyi ifade ederdi diye hakkı teslim edişlerine tanıklık evet. ettik. Dolayısıyla Sayın önemli Yalçın, bir tarih. Sayın Yalçın, Ali Yalçın, Memur Sayın Genel Başkanı şu anda